değerli basın mensupları, burada onlar da yeri geldiği zaman gerekli bilgiyi aktaracaklar. Deniz Bey, arkadaşlardan aldığım bilgi 5 gibi öksürükle uyanıyor, bir boğulma hissiyle uyanıyor ve danışmanını arıyor. Tabii bu önemli bulgu, bilinci açık. Danışmanını arayabiliyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Farklı spekülasyonlar yapılıyor. 6.30'da özel bir hastaneye naklediliyor. Orada hemen MR'a çekiliyor. MR'daki bulgular ve Deniz Bey'in sol tarafındaki güçsüzlük sebebiyle, güç azalması sebebiyle hastanemize acil müdahale için naklediyor, intikal ettiriliyor. Arkadaşlarımız bu süreç içerisinde hızla toparlanıyor, hazırlanıyor ve 8'de anjiyo ünitemize ilk müdahale için alınmış oluyor. Anjiyo ünitemizde de beyne giden ana damarların birinde oluşan tıkanıklığı yapan pıhtıyı çıkarmak için müdahale ediliyor. Ekibiyle yaptığı müdahaleyle pıhtı çıkarılıyor orada. Başarıyla çıkarılıyor. Ve bu süreç içerisinde hiçbir komplikasyon oluşmuyor. Beyne kan akımı normale dönüyor. Ve ondan sonraki süreçte ise derhal zaten ilaç tedavileri başlamış ama açılmadan sonraya dönük ilaç tedavileri başlanıyor. Ve yoğun bakıma hastamız tekrar alınıyor. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ben de kendisini gördüm. Kendisiyle de konuştum. Bilinci gayet açık. Konuşabiliyor. Her olayın farkında. Güç kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağında oldukça toparlandı. Elindeki de iyileşme sürecinde. Elbette bu tedavi devam edecek. Tahmin ediyorum ki 48 saat bir yoğun bakımda takibi olacak, tedaviler yapılacak ve bu süreçte inşallah daha iyi bulgular ortaya çıkacak. O da birkaç cümleyle müdahale konusunda bize bilgi aktaracaktır. Deniz Bey bize geldiğinde sağ tarafınızda beynini besleyen ana damarı tıkalıydı, kökünden tam tıkalıydı. Mehmet hocamızın yoğun çabasıyla çok hızlı bir şekilde özel hastaneden hastanemize getirildi. Saat 8 civarında anjiyografiye alınmıştı. 8.30'da uyumuştu. 9'da da damarı tamamen açılmıştı. Bir darlık üzerine oturan pıhtının neden olduğunu düşünüyoruz. Pıhtıyı çıkarttık. Altta yatan darlık ortaya çıkınca orayı da stentle tedavi ettik. Hastanemizin nöroloji bölümü, anestezi bölümü, beyin cerrahisi bölümüyle beraber takiplere devam edeceğiz. İşlemi girişimsel radyoloji bölümünde girişimsel olarak yapıldı. Şu anda medikal takip ve tedavisini yapmaya devam edeceğiz. Kliniği düzeldi ilk geldiği zamana göre. Bacağı oldukça iyi düzeldi. Çok hafif kolunda bir güçsüzlüğü var ama onun da takiplerini yapıyoruz şimdi. Medikal tedavisini hep beraber takip edeceğiz. Yoğun bakım ekibiyle beraber bu medikal tedavi takip devam edecek. Sanırım nöroloji bölümünden de Profesör Doktor Canan Işıkay'ın şimdiki durumu hem medikal tedavisiyle ilgili bilgi verecektir. Deniz Bey'in son durumu aslında geldiğine göre daha iyi. Kolu ve bacağındaki güçsüzlük oldukça geriledi, düzeldi işlem sonrasında. Bizimle gayet güzel konuştu, sohbet etti. Nerede olduğunu, neler başına geldiğini hepsini kendisinden bu bilgileri aldık. İşlemin oldukça başarılı geçmesi ve hemen gelir gelmez damarın açılması seyrini olumlu etkileyecektir. Ama bundan sonra tabii çok yakın takip, yoğun takip gerekiyor. Özellikle ilk birkaç gün iyi monitörize edeceğiz ve yakın takipte tutacağız. Ondan sonraki asıl seyrini göreceğiz. Yol boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da telefonla beni aradılar. Detaylı bilgi aldılar. Bunu da sizlerle özellikle paylaşmak istedim. Tabii ki sonuç olarak bu süreçlerde en önemli şey ilk 6 saattir. Bu olay ilk 6 saat geçmeden ilk müdahaleler yapıldı. Bu tabii onun için büyük bir şans. Bizim için de büyük bir şans. Bu nedenle daha büyük bir hasarla karşılaşabildik ama şimdi sayın hocalarımızın da konuşmasını duydunuz. Hafif bir hasardan bahsediliyor. Bu büyük bir şans. Elbette ki bu iyileşme sürecinden sonra bana göre eski enerjisine kavuşacaktır. Eski aktivitesine kavuşacaktır. Çünkü özellikle söylüyorum gerçekten beyin fonksiyonlarında herhangi bir şey yok. Çok rahat iletişim kuruyor, konuşuyor. Dolayısıyla da elbette eski fonksiyonlarına dönecektir. Elbette bundan sonraki süreçte bir akciğere bir bizim aspirasyon dediğimiz bir tükürük kaçması oldu. Ona karşı hemen tedaviye de başlandı. Her şey yolunda giderse inşallah görevinin başına tekrar dönecektir diye düşünüyorum. Deniz Bey'i sağlığına kavuşmuş olarak inşallah buradan taburcu edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.